AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ Tavşanlı'ya gelerek siyasi çalışmalarda bulundu. Kütahya Milletvekilleri Vural Kavuncu ve İsa Gazel'in de eşlik ettiği çalışmalar kapsamında Selçuk Özdağ, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler'i de makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Efendim, dördü tamamlıyoruz. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tavşanlı hakkında bilgilendirme yaparken, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ise yaklaşan 1 Kasım seçimleri öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Belediyelerimizin çok değerli belediye başkanları ve teşkilatımızın çok değerli mensupları. Şimdi başkanım, Tavşanlı'ya tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben konuşmama başlamadan önce 7 Haziran seçimlerinden sonra, biz o seçimlerin sonucu gerçi istediğimiz gibi olmadı ama evet. Yeniden uyanma, diriliş, gaflet uykusuna uyanma noktasında, ayağa kalkış noktasında bir Allah'ın takdiri ve hayrı olarak bakıyoruz, rahmet yüzüne bakıyoruz. İnşallah 1 Kasım seçimleri de bu anlamda halkımızın yeniden kendisine gelme noktasında hayırlar getirecek diye Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. İlçemize tekrar hoş geldiniz. Tavşanlı nüfus itibariyle toplamda 68 bin gerçek nüfusu var ama ilçe sınırları içerisinde yaşayan yaklaşık 75 bin insanımız var bizim şu anda. O da en son Tavşanlı genelinde biz tüm binaların tespitiyle ilgili yapmış olduğumuz çalışma sırasında ortaya çıkarmış olduğumuz rakam. Şu anda bilgisayar kayıtlarına biz her bir haneye barkod numarası vermek suretiyle tüm işlemleri tekrar üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. İlçemiz aynı zamanda vekilimiz belki bahsetmiştir yolda gelirken bir sağlık kenti, aynı zamanda bir eğitim kenti, aynı zamanda bir ticaret kenti. Bu anlamıyla internanda geniş, yaklaşık 150-200 arasındaki bir nüfusa hitap eden bir kapasiteye sahip. 90'lı yıllardan itibaren çok hızlı bir nüfus devinimi, aynı zamanda sosyal mekan ve kentleşme noktasında gelişmenin sağlandığı ender ilçelerden bir tanesi. 26 tane ilden de daha büyük bir nüfusa sahibiz bu anlamda. Biz Tavşanlı ile ilgili önümüzdeki dönem hedefleri ortaya koyarken başta Sayın Vekilimiz, biz diğer sivil toplum kuruluşları, hükümetimizin izlemiş olduğu politikaları yakından takip etme, Tavşanlı gerçeklerini net olarak ortaya koyma ve buna dönük olarak oluşturmuş olduğumuz programlar çerçevesinde proje yapmaya çalıştık. Bu manada da Zafer Kalkınma Ajansı'nın Kütahya bölgesi için öngördüğü turizm ve sanayi üzerine yoğun bir faaliyetimiz var. 2009 yılından bu tarafa organize sanayi ile ilgili yapmış olduğumuz yatırımlar, bizzat hükümetimizin sağlamış olduğu krediyle beraber, ucuz arsa teminiyle beraber de getirdiği için çok hızlı bir yapılanma ortaya çıktı. Şu anda birinci etap diye tabir ettiğimiz bölgede 19 tane tesis, bunun 7 tanesi faaliyete geçti, 12 tanesi de inşallah sene sonuna kadar gerekli çalışmaları bitirme suretiyle yapı kullanım izin belgelerini alacaklar. Hedef yaklaşık 4000 civarında bir iş gücü, şu anda 2650 civarında bir çalışanımız var. İkinci etapla ilgili çalışmalarda da Sayın Vekilimizle beraber şu anda yakından devam ediyoruz ve takip etmeye çalışıyoruz. Bizim başarımızın altındaki yatan gerekçe, hani sen ben yok diye bir sloganımız var ya, Türkiye var. Dolayısıyla AK Parti var meselesi konusu. Biz Tavşanlı'da kurulası işbirliğiyle birlikte siyasetin önde gelen insanları, herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor ve almış olduğumuz kararların tamamen de haftalık yapmış olduğumuz toplantılarda kaymakam meclisi dahil etmek üzere, ticaret başkanına dahil etmek üzere oluşturmaya çalışıyoruz.
Bu başarıyı beraberinde getirdiği gibi hızlı hareket etmeyi de beraberinde getiriyor. Sorun üretme yerine çözüm üretme gibi mantığımız var inşallah. Ve önümüzdeki dönem içerisinde de tavşanla ilgili inşallah modern, sosyal vefa seviyesinin arttığı ama özde bir politikamız var. Kendi kimliğini bozmadan, öz değerlerinden uzaklaşmadan, demografi yapıyı da farklı şekilde sokmadan bir gelişim dediğimiz tavşanla ilgili. Bunu da gerçekleştirebilirsek Kütahya bölgesinin, dolayısıyla Ege'nin ilgisi de tabir ettiğimiz tavşanlıyı hükümetimizin demiş olduğu 2023'e hazır hale getirebileceğiz. Ben bu anlamda bir Kasım seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu bilen bir yerel idare sorumlusu, belediye başkanı kimliğimde şunu söylüyorum. Şu ana kadar gece gündüz hep beraber çalıştık. Umutlu muyuz? Evet, umutluyuz. Vatandaşın bakışlarından o enerjiyi görebiliyoruz 7 Haziran öncesine göre. Ve 1 Kasım seçimleriyle birlikte benim bir sloganım var, inşallah gerçekleşir. %46-290 hatırlıyorum. Üstü arzumuzdur ama takdir alalım diyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Başkanım. Çok teşekkürler. Çorum, Sungurlu, Uğurlu'da merkez olmak üzere çalışmalar yaptım. Ardından da Kırıkkale, Kırıkkale'nin ilçeleri ve merkez. Ardından Manisa'ya geldim. İzmir'de Sayın Başbakanımıza eşlik ettim. 2 gün boyunca Bergama mitingi, bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. O Bergamalılardan bir kişi bile meydandan ayrılmadı. Bir kişi. Ertesi gün, aynı gün Buca'da miting yaptık, büyük bir miting. Ertesi gün de Ödemiş'te miting yaparak, İzmir görevimizi de tamamlayarak Manisa'ya döndük. Manisa'da Alaşehir'de bir mitingimiz vardı. Alaşehir mitingimizi yaptık ve oradan da Kütahya'ya geldik. Sabahleyin Kütahya'dan Çarşamba'ya Haymana'nın mezarını ziyarete gittik. Ertuğrul Gazi'nin annesi, Osmanlı'nın kurucuları. Hayırla yad ettik onu. Oradaki Çarşamba'daki hanımefendilere, Haymana mekanında bize ağırlayan kişilere çok teşekkür ediyorum. Bize geleneğimizi hatırlattılar. Daha sonra Domaniç'e geçtik. Yine Osmanlı'nın kurulduğu mekan biliyorsunuz. Orada pazar yerini ziyaret ettik. Kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla beraber olduk. Önce tabii il binamıza gelmiştik, il başkanımızla beraber olduk. Orada bir konuşma yapmıştım. Şimdi de biraz önce de Tunç Bilek'teydik. Belediye başkanıma Agah Bey'e teşekkür ediyorum. Güzel işler yapmış. Ona destek veren milletvekillerime, teşkilat mensuplarıma, sivil toplum kuruluşlarına, Tunç Bilek'in halkına teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımıza. Sanki orası bir şantiyeydi. Büyük yatırımlar alıyorlar, büyük yatırımlar yapıyorlar. Tabirimi mazur görün. At sahibine göre kişilermiş derler ya. Evet, o çok önemli. Şu anda da Tavşanlı'dayız. Tavşanlı aynı şekilde büyük hizmetler almış. Bu hizmetleri hem milletvekillerimiz, hem belediye başkanımız Sayın Mustafa Güler Beyefendi bunu sağlamış. Allah razı olsun. Burada kendisine destek veren çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarına, Tavşanlı halkına, hizmette kolaylık gösteren insanlara, bütün bürokratlara, kaymakamımıza, bütün bürokratlara, özellikle de Tavşanlı evladı, beraber çalıştığımız, 4 sene boyunca birlikte hizmet ettiğimiz, parlamentoda çok önemli kanunları gece sabahlara kadar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'lere kadar birlikte çalıştığımız, tekrar 14'te 15'te parlamentoya döndüğümüz Vural Kavuncu Bey ile, Profesör Doktor Vural Kavuncu Bey'e teşekkür ediyorum. Güzel insan. İnsanlar temiz kaldıkça, çalışkan oldukça anlarlar. İnşallah bir elin nesi var, iki elin sesi var diyerek, el eli yıkar, ellerde yüzü yıkar diyerek birlikte, beraberce Tavşanlı'ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Hastanemiz muhteşem. Evet. Spor salonumuz, aynı zamanda stadyumumuz, buradaki yapılan altyapı hizmetleri, üst yapı hizmetleri, parklar, bahçeler, sosyal donatı merkezleri muhteşem. Daha güzelini yapacaklar. Evet. Daha güzelini yapacaklar. Cezaevi de mi var? Evet. Yeni yapıldı. Tabii bunlar da önemli. Çünkü nedir? Burada mahkumlar kalacak ama onların aileleri buraya gelecekler. Geldikçe buraya katma değer katacaklar. Alışveriş yapacaklar. Sirkülasyon olacak. Burada ticaretinize katkıda bulunacak. Tavşanlı daha çok leblebisiyle tanınmış olan bir diyar. Ardından da belediye başkanımın söylediği gibi organize sanayisiyle tanınacak inşallah. Orada ikinci organize sanayi de yapacağız. Yeter ki 1 Kasım nektar olalım Allah nasip ederse. Başkanımın temennisine de amin diyorum. O 46-296 diyor. Ben de diyeyim ki 46 olsun, 316 olsun. İnşallah. 306 olsun, 316 olsun. Daha rahat edelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
Nice hayırlı hizmetleri beraberce yapalım. Allah bizi utandırmasın. 1 Kasım zaferimiz olsun inşallah. Evet, bugün de MHP'den, Büyük Birlik'ten, Alperen Ocakları'ndan, Ülke Ocakları'ndan büyük bir kitle Kütahya'da bir toplantı yaptık. Katılım töreniydi. Onlara da teşekkür ediyorum. Bazılarıyla geçmişte beraber siyaset yapmıştık. Aklın yolu bir. Bugün AK Parti'de birleşme, AK Parti'de toparlanma, AK Parti'yi destekleme günü. Bunu desteklersek eğer, HDP'de birileri birleşti. Bir noktada Marksistler, Leninistler, Maoistler, LGBT'liler, bunlar birleştiler. İşte yeter ki AK Parti barajı tek başına iktidar olmasın, HDP barajı açsın ve AK Parti anayasayı değiştirmesin diyerek çalıştılar, çaba gösterdiler. Bir noktada başarılı oldular. Onlar bir yerde birleşiyorlar da Türkiye'de milli ve manevi değerlere sahip, yerli ve milli olanlar, Türkiye'de Türkiye'nin topraklarını sevenler, insanımızı seven demokratlar, muhafazakarlar, milliyetçiler neden bir araya gelmesinler? Bugün askerliğini yapanlar bilirler. Eğer savaştayken birliğinizi kaybederseniz, düşman toplarına bakarsınız, o nereyi dövüyorsa birliğiniz orasıdır dersiniz. Bugün egemen güçler ve onların taşeronları, Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi ve Ahmet Davutoğlu'nu hedef almış vaziyetteler. Onların şahsında da Türkiye'nin kalkınmasını, Türkiye'nin demokrasisini hedef aldılar. Onun için şimdi Saadet Partililer, Büyük Birlik Partililer, Müslüman Kürtler, Demokrat Kürtler, Türkiye'deki yerli ve milli olan herkes, yerli ve milli olan solcular, sosyalistler, Kemal Tahirler, Cemil Meriçler, İlhan Selçuklar, gelin 1 Kasım'da Türkiye'nin istiklal ve Türkiye'nin aynı zamanda istikbal seçimini beraberce yürütelim inşallah. Sokağa hayır diyelim, sandığa evet diyelim, kaosa hayır diyelim, nizama evet diyelim, intizama evet diyelim, anarşiye hayır diyelim, huzura, birlik ve beraberliğe evet diyelim. Bunu sağlayalım inşallah. Bunu sağlayacak gücümüz var. Bizim milletimiz çok ferasetlidir. Ben milletimizin ferasetine inanıyorum. Eğer bir yanlışlık varsa o bizdedir, bir eksiklik varsa o bizdedir. Milletimiz ne yaparsa doğruyu yapar. 1 Kasım'da da doğru yapacağız inşallah. Teşekkür ediyorum kardeşler. Belediye Başkanı, baki kalan bu kuvvede hoş bir sada bırakmak adına siyasete ve de hizmete talip olarak Kavşanlı halkının teveccühüyle belediye başkanlığı görevi tevdi edildi. Bugüne kadar halka hizmet, hakkı hizmet düsturuyla yürüttüğünüz azimli çalışmalarınızın artarak devamını dilerim. Kavminin efendisi kavmine hizmet edendir kutlu sözünü düstur edinerek aşkla hizmete devam edeceğinize inancım tamdır. Allah utandırmaz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Şeyler var ya. Yani şeyler çok teşekkür ediyoruz. Yani şeyler bizim utandırıyorsunuz mahsur ediyoruz. Başkanım ya. Gençlik kolları başkanım şöyle kalın. Böyle mi? Kadın kolları şu başlığı yine. Şurası. Peygamber istiyor. Evet. Evet. Türkiye'de çok nadir. Başkanım. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Başkanım çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim başkanım. Allah razı olsun. Sağ ol başkanım. Allah razı olsun. Sağ ol başkanım. Amin başkanım. Amin. Hepimizi. Devletimiz şey olsun da.